Size bu videomda Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatacağım. 1. Süleyman doğum tarihi 6 Kasım 1494 Trabzon, ölüm tarihi 7 Eylül 1566 Zigetvar. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesi. Batı'da Muhteşem Süleyman, doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan 1. Süleyman saltanatını toplam 10 yıl bir ayında sefere geçirmiştir. Süleyman böylece imparatorluğun hem en uzun süre görev yapan hem de en çok sefere çıkan hem de en uzun süre sefer yapan Osmanlı Sultanı olmuştur. 1. Süleyman 1520 yılında babası 1. Selim'in ölümünün ardından tahta çıktı. Batı'da Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan büyük kısmını imparatorluk topraklarına kattı. 1529 yılında Viyana'yı kuşatsa da çeşitli sebeplerden ötürü bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Doğuda Safevîlerle yapılan savaşlar sonrasında Irak'ı ele geçirdi ve Osmanlı sınırlarına İran'ın içlerine kadar genişletti. Mağrib'de imparatorluğun sınırları Fas'a kadar uzanırken Osmanlı donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan sularda hakimiyet kurmuştu. Zigetvar kuşatmasının sonlanmasında bir gün önce 7 Eylül 1566 tarihinde 71 yaşında hayatını kaybetti ve yerine oğlu II. Selim geçti. 1. Süleyman'ın ilk yılları. 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babası Süleyman doğduğu zaman Trabzon valisi olan ve 1512 yılında padişah olarak tahta çıkan 1. Selim, annesi ise Ayşe Hafsa valide sultandı. Çocukluk yılları süt kardeşi Yahya Efendi ile birlikte Trabzon'da geçirdi. 7 yaşındayken bilim, tarih, edebiyat, din ve askeriye alanlarında eğitim almak için İstanbul'a Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'a gönderildi. 1508 yılında Şarkı Karahisar Sancak Bey'i olarak atandı. Ancak babası Selim'in kardeşi Amasya Sancak Bey Ahmet'in itirazı sonrasında Bolu'ya atandı. Ahmet'in buna itiraz etmesi sebebiyle atandığı Kefe Sancağı'na 1509'da Temmuz'da çıktı. Babası 1. Selim'in 1512'de tahta çıkmasından sonra İstanbul ve Edirne'de oturdu. 1513 yılında Saruhan Sancak Beyliğine atandı. Burada sonları baş danışmanlarından biri olacak olan Pargalı İbrahim ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Yaklaşık 7 yıllık Saruhan Sancak Beyliğinin ardından 1520 yılında 20 Eylül, 21 Eylül, 22 Eylül'e bağlayan gecesi babası 1. Selim'in ölümü üzerine İstanbul'a hareket etti ve tahta hak iddia edebilecek başka biri olmadığından herhangi bir mücadele vermeden 30 Eylül 1520 tarihinde 10. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. Tahta geçişinden birkaç hafta sonra Venedik elçisi Bartolomeo Contarini, Süleyman'ın 26 yaşında uzun fakat sırrım gibi bir kibar görünüşlü, boynu biraz fazla uzun, yüzü zayıf, burnu kartal gagası gibi kıvrık, gölge gibi bıyığı ve küçük bir sakalı var. Cildi biraz soluk olsa da yüzü oldukça hoş, derisi soğulu meyilli, akıllı bir hükümdar olduğu söyleniyor ve herkes onun saltanatının hayırlı olacağını umuyor şeklinde tanımlamıştır. Dönemindeki askeri ve siyasi gelişmeler. 1520-1529. 1. Süleyman'ın tahta geçmesinden kısa bir süre sonra Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali, Süleyman'ın padişahlığını tanımadı ve kendi hükümdarlığını ilan ederek isyan başlattı. Merkezden gönderilen Ferhad Paşa komutasındaki birlikler, Zülkadriye eyaletinde bulunan kuvvetler ve Şam'daki kuvvetlerin etkinlikleri sonucunda Şam yakınlarında 27 Ocak 1521 tarihinde yapılan Mastaba muhaberesi sonucunda Gazali'nin yenilmesi ve öldürülmesiyle isyan bastırıldı. Gazali'nin yerine Şam Beylerbeyliğine Mehmet Paşa atandı. Aynı yılın sonunda ise Doğu Cephe'nin merkezi halinde bulunan Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa'nın vefatı üzerine yerine Divane Hüsrev Paşa tayin edildi. 1. Süleyman ilk seferini 18 Mayıs 1521'de Macaristan Krallığı'na yönetimindeki Belgrad, o dönemdeki adı Nandor Pehvavar üzerine yaptı. Çevresindeki Böğürdelen, Zemun ve Salankemen şehirlerinin alınmasının ardından 1 Ağustos günü kuşatılan şehir 29 Ağustos 1521 tarihinde teslim oldu. Avrupa'da gerçekleştirebilecek fetih ve seferler için önemli bir merkez olan Belgrad'ın fethi hakkında Kutsal Roma, Karmen İmparatorluğu'nun İstanbul elçisi, Belgrad'ın ele geçirilmesini Macaristan Krallığı'nın çöküşüne sebep olan olayların başlangıcıydı. II. Lajos ölümü, Budin'in ele geçirilişi ve Erdel'in işgaliyle devam eden süreçte Macaristan İmparatorluğu yıkılmış ve diğer ülkelerin de benzer sonunu yaşayacağına dair bir korku sarmıştı ifadelerini kullanmış. Ertesi yıl Süleyman, Hospitalier şövalyeleri kuvvetlerinin bulunduğu Akdeniz'deki Rodos adasında karadan sefer düzenledi. Kuşatmaya katılacak olan Osmanlı donanması ise Haziran 1522'de adanın Cem Bahçesi körfezine demir attı. Süleyman'ın ardından olduğu kara kuvvetleri Marmaris'teki gemi yoluyla 28 Temmuz günü adaya geçti. Yaklaşık 100.000 kişi ve 400 gemiden oluşan Osmanlı ordusu 6 aydan fazla süren kuşatma 26 Aralık 1522'de şövalyelerin başı Philip ve Valeris de Liside adamın teslim koşullarını kabul etmesi ve adanın hakimiyetinin Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmesiyle sona erdi. Adada Hristiyan kimliğiyle yaşayan Cem Sultan'ın oğlu Murat ve Murad'ın oğulları boğduruldu. Eşi ve iki kızı İstanbul'a gönderildi. Rodos'un alınmasının ardından şövalyelerin elinde bulunan Bodrum, Tahtalı ve Aydos kaleleri ile İstanköy ve Sömbeki adaları da alındı. Şubat 1523'te İstanbul'un dönüşünün ardından Süleyman, saltanatını ilk 3 yılında görev yapan Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı emekliye ayırdı. 27 Haziran 1523 günü ise daha önce görülmemiş bir biçimde has odabaşısı İbrahim Ağa'yı sadrazam olarak atadı. Sadrazamla ek olarak kendisine Rumeli eyaletinin yönetimini de verdi. Sadrazamlık yetkisinin kendisine verilmesini beklemeyen 2. Vezir Ahmet Paşa, vali olarak atandığı Mısır'da 1524 yılı başlarında isyan çıkararak bağımsızlığını ilan etti. Ahmet Paşa'nın öldürülmesiyle isyan bastırıldı ve Sadrazam İbrahim Paşa Mısır'ı düzene sokmakla görevlendirildi. Mart 1525'te Süleyman Kağıthane'de avlandığı sırada Yeniçeriler şehrinde ayaklanma başlattılar. Kısa sürede bastırılan ayaklanma sonrasında Yeniçeri ağası Mustafa Ağa, kahyası Krambali ile Reus-u Rüsül Kitap Haydarep idam edildi. Mısır'ı düzene koyan İbrahim Paşa ise 6 Eylül 1525 günü İstanbul'a döndü. Bu dönemde İstanbul'a gelen Fransa elçisi Jean Frangipani 24 Şubat 1525'teki Pavai muhaberesi sonrası Kutsal Roma Kermen İmparatorluğu'na esir düşen Kral 1. Francois için kralının annesi Loise de Soveyon ricası üzerine Süleyman'dan yardım istedi. Yazdığı mektupla yardım sözü veren Süleyman, iki devlet arasında anlaşma sağlanıp Francois serbest bırakılsa da Macaristan üzerine sefer gerçekleştirme kararı aldı. Macaristan üzerine önce Sadrazam İbrahim Paşa'yı gönderdi. 23 Nisan 1526'da ise Süleyman'ın önderliğindeki ordu Macaristan'a hareket etti. İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetler Petrovaradin ve İluk şehirleriyle 11 kale ele geçirdikten sonra Özek kalesini de aldı. Bosna Beylerbeyi de Siren bölgesindeki bazı kaleleri ele geçirmişti. Macaristan kralı 2. Lajos'un liderliğindeki ordu ile Tuna kıyısında Mohaç düzlüğünde karşılaşan Osmanlı ordusu 29 Ağustos 1526 günü yapılan muhabereyi kazanarak Doğu Avrupa'daki Macar direncini kırdı. Lajos ise muhabereden kaçan bazı askerlerle birlikte bataklıkta boğularak öldü. Osmanlı ordusu yürüyüşüne devam ederek 20 Eylül günü Budin'e girdi. Şehrin anahtarlarını alan ve yaklaşık 14 gün boyunca kral sarayında kalan Süleyman dönüşte Segedin ve bazı şehirleri de alarak 21 Eylül'de Peşte'ye geçti ve Macaristan'ın başına Erdel Voyvodası Jonas Zapolya'yı getirdi. Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanması ve Fransa-Osmanlı ittifakıyla 5 Ekim 1526 tarihinde sona eren 7 aylık sefer sonrasında 13 Kasım 1526 tarihinde İstanbul'da zafer alayı düzenlendi. Osmanlı ordusunun Macaristan'da olduğu 1526 Ağustos'unda Safevîlerin desteğiyle Bozok'ta Baba Zül'ün isyanı baş gösterdi. Çevredeki bölgelere yayılmasının ardından 1527'de Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa ve Adana Sancakbeyi Piri Bey tarafından bastırıldı. 1527'de Orta Anadolu'da yine Safevîlerin desteğiyle Kalender Çelebi'nin isyanı çıktı. Çevresindeki Sancak Beylerbeyi ile eyalet beylerinin mağlup etmesinin ardından isyanı bastırmak için Sadrazam İbrahim Paşa görevlendirildi. 1527'de Elbistan civarında yenilgiye uğratılan Kalender Çelebi başı kesilerek idam edildi. Birkaç ay sonra İranlı Molla Kabız vaazlarında İsa peygamberin bütün peygamberlerinden üstün olduğunu fikrini dile getirdiğinden Suni ulemanın tepkisini çekti ve bu sebeple Kasım 1527'de divanda yargılandı, ancak fikirlerinden vazgeçmeyen Molla Kabız idam edildi. 1530-1539 Osmanlı açısından başarısızlıkla sonuçlanan Viyana kuşatmasının ardından Ferdinand tarafından görevlendirilen ve Macaristan Krallığı'nın kendisine verilmesi gerektiğini bildiren 2. elçi de Süleyman'dan red cevabı aldı. Bunun üzerine Estegron, Vişegrad ve Vaç şehirlerinin Osmanlı'dan alan Ferdinand, Budin şehrine bir saldırı düzenlese de bu saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. 17 Ekim 1530'da Avustralya elçileri Nicolas Juristis ile Joseph von Lamberg İstanbul'a geldi. 17 Kasım günü Padişah Süleyman ile yaptıkları görüşmelerde bir anlaşma sağlanamayınca Avustralya üzerine sefere çıkılması kararlaştırıldı. 25 Nisan 1532'de Süleyman ve İbrahim Paşa'nın önderliğindeki ordu İstanbul'dan ayrıldı. Bosna Bey'i Gazi Hüsrev Bey, Bali Beyoğlu Mehmet Bey, Kırım Hani 1. Şahip Giray ve Eyalet Beylerbeyi kaleleri fethederken Akıncı kolları Almanya'nın içlerine kadar ilerledi. Osmanlı ordusu 11 Eylül günü Slovenya'ya girdi. Bir süre sonra Habsburg hanedanının elindeki Güz şehrini kuşaltılarak Karl gelmesi beklendi. 3 hafta kadar süren kuşatma boyunca Karl gelmemesi üzerine 30 Ağustos 1532'de şehir ele geçirildi. İbrahim Paşa birkaç kale daha ele geçirirken Süleyman'ın gerçekleştirdiği Alman seferi 21 Kasım 1532'de İstanbul'a dönmesiyle sona erdi. Birkaç ay sonra 22 Haziran 1533 tarihinde Avustralya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya Macaristan batısındaki küçük bir bölgenin kendisine kaldığı Ferdinand, Macaristan üzerindeki hak iddiasını sonlandırırken Janus Zapolya'nın Macaristan hükümdarlığını tanıdı ve Osmanlı İmparatorluğu'na yıllık 3000 altın vergi vermeyi kabul etti. Öte yandan sefer sırasında Sikloç, Popake, Sopron, Grastaş, Kojega, Zaçenşe, Nemçe ve Podgar kaleleri ele geçirirken Podgongonce ve Zagreb beyleri ve kalelerinin anahtarlarını Süleyman'a göndererek bağlılıklarını bildirdi. Alman seferi sırasında Andrea Doroyi tarafından alınarak Habsburg Hakk'ın eline geçen Koron 1534'ün Mart ayında Mora Sancak Bey'i Bali Beyazade Mehmet Bey tarafından geri alındı. Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan Bitlis Sancak Bey'i Şeref Han 1531'de Safavi Şahı 1. Taht Tapmasba bağlandığını ilan etti. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında doğmasının ardından Safevilere sığınan, sonrasında da tekrar Osmanlı'ya dönen Ulema Han, Şeref Han'ın yerini Bitlis'e gönderdi. Ancak burada Şeref Han'ın kuvvetleriyle karşılaşmasının ardından Sadrazam İbrahim Paşa, İran üzerine yapılacak sefer için Ekim 1533'te bölgeye hareket etti. İbrahim Paşa bölgeye ulaşmadan önce Ulema Han, Şeref Han ile yaptığı mücadelede galip ayrılarak Şeref Han'ı öldürdü. Diğer taraftan Bağdat Han'ı Zülfikar Han, Süleyman yanlısı bir tutum sergileyerek şehri gizlice Süleyman'a vermesi, ancak olayın Tapmas tarafından duyulmamasının ardından Zülfikar Han'ın öldürülmesi ve şehrin Safavi devletinden kalması da İbrahim Paşa önderliğindeki kuvvetlerin bölgeye sevk edilmesinin nedenlerindendi. Kış zamanı Halep'e varan İbrahim Paşa, Safavilerin elindeki Adil Cevaz, Erciş, Van ve Ahlat'ı ele geçirilmesinin ardından ilkbaharda Halep'ten ayrıldı. Herhangi bir direniş göstermeyen Tebriz, 13 Temmuz 1534 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Kışı İstanbul'da geçirmesinin ardından 11 Haziran 1534'te 6. seferi için hareket eden Süleyman, Eylül ayında Tebriz yakınlarında İbrahim Paşa tarafından karşılandı. Bir müddet sonra buradan ayrılan ordu 31 Aralık 1534 günü teslim olan Bağdat'ı ele geçirdi. Kışın Bağdat'ta geçirilmesinin ardından 8 Ocak 1536'da İstanbul'a dönüldü. Öte yandan 27 Aralık 1533 günü Cezayir hükümdarlığı Hızır Reis Barbaros filosuyla birlikte İstanbul'a geldi. Kendisine çeşitli hediyeler sunan ve Cezayir'i Osmanlı topraklarına katan Hızır Reis'e Hayrettin ünvanı veren Süleyman, Hayrettin'in Cezayir Beylerbeyi olarak atadı. İbrahim Paşa ile görüşmek için Halep'e gidip dönen Barbaros Hayrettin Paşa 1534 yılında Kaptan-ı Derya oldu. 1534'ün Mayıs'ında ilk seferini yaptı. Güney İtalya sahillerine çeşitli saldırılar düzenledikten sonra Tunus'a geldi. Küçük çaplı direnişlere rağmen Mevlay Hasan'ın hükümdarlığındaki Tunus'u 1534 Ağustos'unda aldı. Mevlay Hasan'ın yardım istemesi üzerine 5. Karl Andrea Droyin komutasındaki çeşitli devletlerin kuvvetlerinden oluşan bir donanma hazırladı ve 1535 yazında saldırdığı Tunus'u ele geçirdi. Fransa elçisi Jean de Lefroy gelişimleri sonucunda 18 Şubat 1536 günü Süleyman Fransa ile kapitülasyon anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte Fransızlara ticari ve hukuki alanlarda bir takım ayrıcalıklar tanıdı. 14 Mart-15 Mart bağlayan gece Topkapı Sarayı'nda konuk olan Sadrazam İbrahim Paşa Süleyman'ın emriyle boğdurularak öldürüldü. Ertesi gün sadrazamlığa Ayaz Mehmet Paşa getirildi. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1536 baharında Akdeniz'deki yabancı limanları vurdu. Donanmanın Avlonya kıyılarındaki olduğu vakit Süleyman 17 Mayıs 1537'de İstanbul'dan ayrılarak Seferokulya denilen Adriyatik seferine çıktı. Fransız-Osmanlı ittifakı gereğince Fransa'nın İtalya'ya kuzeyden, Osmanlı donanması ise güneyden saldırması kararlaştırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki askerler 1537 Temmuz'unda Puglia bölgesinde yer alan Castro şehrini konuşlandı. Otranto civarında yaklaşık 2 hafta kalan askerler daha sonra ele geçirdikleri birileri esirlerle birlikte buradan ayrıldı. Öte yandan Fransa, İtalya sadrazamlıkta vazgeçerek askerlerini Hollanda üzerine göndermişti. İtalya'dan ayrılan Osmanlı donanması Ağustos ayında Venedik Cumhuriyeti'nin elindeki Korfu adasını kuşattı. Ancak kışın gelmesi kuşatmayı kaldırdı. Barbaros Hayrettin Paşa Venedik'e ait Şira, Patmos, Naxos gibi adaları aldı. Naxos ile diğer 5 ada Osmanlı İmparatorluğu'na vergi vermek üzere yeniden eski dükalığı bırakıldı. Padişah ile donanma 22 Kasım 1537'de İstanbul'a döndü. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Boğdan Voyvodası Petru Raiş'in vergi ödememesi üzerine Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanma ile birlikte denize açılmasından 1-2 gün sonra 9 Temmuz 1538 tarihinde saltanatındaki 8. seferine çıktı. Başkent Yaş dahil olmak üzere Boğdan'ın büyük kısmı ile Suceva ve Basar Bey ile Osmanlı egemenliğine girdi. Petru Raiş'in Erdel'e sürülürken Boğdan'ın başına 3. Stefan getirildi. Bu sıralardaki Akdeniz'de olan Barbaros Hayrettin Paşa yönetimindeki donanma 22 Eylül 1538'de Venedik Cumhuriyeti, İspanyol İmparatorluğu, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti ve Malta şövalyelerinden oluşan ve André Dore'in önderlik ettiği Kutsal İttifak Donanması'nın Korfu'da olduğunu öğrendi. 28 Eylül 1538'de Preveze açıklarında gerçekleşen Preveze Deniz Muhaberesinden Barbaros Hayrettin Paşa zaferle ayrıldı. André Dore'in geri çekilirken Kastalaniya'ya alsa da 1539'un ilkbaharında denizde Barbaros Hayrettin Paşa, karadan ise Gazi Hüsrev Bey'in saldırıları sonucunda ada geri alındı. 1540 Ekim'inde Venedik ile Osmanlı arasında imzalanan anlaşmaya göre Mora ve Dolmaçya kıyılarındaki kaleler ve adalar Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılırken Venedik'in Osmanlı'ya yıllık 300.000 altın tazminat vermesi kararlaştırıldı. Öte yandan 15 Temmuz 1539'da Ayaz Mehmet Paşa'nın ölümüyle boşalan sadrazamlığa Lütfi Paşa getirildi. 1540-1552 Nisan 1541'de padişahın kız kardeşi olan karısı Şehubban Sultan'a tokat atması sebebiyle Lütfi Paşa, Sultan Süleyman tarafından Dimatoka'ya sürülürken yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi. Janos, Zapolya'nın 22 Temmuz 1540'da ölmesinin ardından eşi Isabella Jarkulowanka, Siziponya'nın ölümünden birkaç gün önce doğan oğlu Jones Zixmox, Zapolya adını Macaristan'ın başına geçmek için Süleyman'dan onay aldı. Yaşananları duyan Ferdinand, 1541 Ağustos'unda Budin'i kuşattı. Önce Rumeli Beylerbeyi, ardından ise 3. Vezir Sokullu Mehmet Paşa komutasındaki kuvvetler Budin'e gönderen Süleyman 23 Haziran 1541'de orduyla birlikte sefere çıktı ve Budin'deki Ferdinand'ın kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Budin'in kurtarılmasından sonra kurulan Budin eyaletini Macaristan doğrultudan Osmanlı topraklarına bağlanırken Isabella Jagiellonko ve oğlu Sigmund'un Zapolya Erdel'e gönderildi. Kardeşi Ferdinand'ın 8 Eylül Cenova ile ulaşmasıyla yaşananları öğrenen 5. Karl 1541 sonbaharında Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Cezayir üzerinde bir sefer düzenledi. Kutsal Roma, Kermen İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Napoli Krallığı, Sicilya Krallığı, Malta Şövalyeleri, Ceneviz Cumhuriyeti ve Papalık Devleti kuvvetlerinden oluşan André Dorin komutanlığındaki donanma 19 Ekim Cezayir'e geldi. Aynı zamanda Cezayir Beylerbeyi de olan Kaptanı Derya Bayrağı Barbaros Hayrettin Paşa yokluğunda Cezayir'i savunan Hasan komutasındaki askerler 4 ay kadar süren çatışmalar sonunda 5. Karl kuvvetleri karşısında zafer elde etti. Süleyman ise ordu ile birlikte 27 Kasım 1541'de İstanbul'a döndü. 1542'de Ferdinand'ın tekrar Budin ve Peşte'ye yaptığı kuşatmalar üzerine 17 Kasım 1542'de yeni bir sefer hazırlandığı için gittiği Edirne'de bir müddet kalan Süleyman 23 Nisan 1545'te Macaristan üzerine bir kez daha sefere çıktı. 8 Ağustos'ta 2 hafta süren kuşatma sonucunda Estegron Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildi. Birkaç hafta içerisinde ise Siklos, Zigeskesfarhevar ve Sezesget arasında imzalanan ilk yazılı anlaşma, olma niteliği taşıyan İstanbul Anlaşması ile Ferdinand'dan ve 5. Karl Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu kontrolünde olduğunu kabul ederken Habsburg hanedanının elinde bulundurduğu Batı ve Kuzey Macaristan için Osmanlı İmparatorluğu'na yıllık 30.000 altın florin vermeyi kabul etti. 1542-1546 İtalya Savaşı esnasında Süleyman ile 1. Francois ve 5. Karl ile İngiltere Krallığı 8. Henry'e karşı bir ittifak ittifak oluşturuldu. 29 Mayıs 1543'te İstanbul'dan yola çıkan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Ağustos ayında Marsilya'ya ulaştı. 6 Ağustos günü Osmanlı ve Fransa kuvvetlerinden oluşan donanma Sovaya Dükü 3. Charles'in yönetimindeki Nice şehrini kuşattı. 22 Ağustos'ta Nice ile ele geçirilirken kaledeki direnişin devam etmesi sebebiyle kuşatma 8 Eylül'e kadar sürdü. İleride düzenlenecek saldırılara da Fransa'ya daha kolay yardım edebilmesi için Francois Osmanlı donanmasının kışı Taulun'da geçirmesini sağladı. Yaklaşık 8 ay süren konaklama sonrası 1544 Mayıs'ında donanma İstanbul'a dönüş ile için yola çıktı. Kasım 1544'te Sadrazam Hadım Süleyman Paşa ile Divane Hüsrev Paşa'nın divanda kavga etmesi üzerine ikisi de görevlerinden alındı ve sadrazamla damat Rüstem Paşa getirildi. 4 Temmuz 1546'da Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa vefat etmesiyle de yeni Kaptanı Derya Sokullu Mehmet Paşa oldu. 1547'de Safevi Şahı 1. Tahmapt karşı isyan başlatan kardeşi Elkas Mirza'da İstanbul'a geldi. Eşi Hürrem Sultan ile birlikte 1544, 45 ve 46 yıllarını Edirne'de geçiren Süleyman İstanbul'a döndükten sonra Elkas Mirza'yı doğuya gönderdi ve 29 Mart 1548'de İran üzerine sefere çıktı. Süleyman yönetimindeki ordu tarafından Van'a yapılan kuşatmayı Ulama Paşa devralırken kısa bir süre sonra şehrin ele geçirildi. 1534'te Osmanlı egemenliğine girse de sonradan tekrar Safevi devletinin eline geçen Tebriz, Süleyman komutasındaki kuvvetler tarafından tekrar alındı. Kışı Halep'te geçiren ordu 1549'da Diyarbakır'a geldi ve 2. Vezir Kara Ahmet Paşa'yı Gürcistan tarafına yolladı. 1,5 ay içerisinde başta Tortum ve Akçakale olmak üzere 20 kadar şehri ele geçiren ve Şivanşah devleti Osmanlı İmparatorluğu'na bağlayan Kara Ahmet Paşa ordu ile birlikte 21 Aralık 1549'da İstanbul'a döndü. 31 Mart 1547'de ölen 1. Facius'un yerine Fransa kralı olan 2. Henry Akdeniz'de Habsburg'la mücadele için Süleyman ile anlaşma yaptı. Bunun üzerine André Dorin komutasındaki donanma 8 Ekim 1550'de 10. 5. Karl adına Mehdi'ye ele geçirildi. Buna karşın Osmanlı ve Fransa kuvvetlerinden oluşan donanma Fransa'nın güneyini savundu. Sokullu Mehmet Paşa'nın sonrasındaki Kaptanı Derya Sinan Paşa yönetiminde olan ve Salih Reis ile Turgut Reis'in eşlik ettiği donanmanın Temmuz 1551'de Gozo Adası'nı ele geçirdikten sonra 18 Temmuz günü Malta Adası'nda yaptığı saldırı başsızlık sonuçlandı. Kısa bir süre sonra donanma Malta şövalyelerinin kontrolündeki Trablus'u kuşattı. 14-15 Ağustos günlerinde ise şehri ele geçirildi. Trablus'un alınmasıyla 1551-59 İtalya Savaşı'nın zeminini hazırlamış oldu. 1552'de Fransa'ya yardım etmek amacıyla yola çıkan Fransa ve Osmanlı gemilerinden oluşan donanma İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria'yı ele geçirdi. 5 Ağustos 1552 günü Ponza açıklarında Andrea Doria komutasındaki donanmayla karşılaşan Fransa-Osmanlı donanması yapılan deniz muhaberesinde zaferle ayrıldı. 1553'te ise donanma Ceneviz Cumhuriyeti'nin elindeki Korsika'nın büyük bir kısmını ele geçirdi. 1551 yılında Avustralya kuvvetlerinin Erdel'e gelinmesinin ardından Süleyman, Lümeli Beylerbeyi Sokollu Mehmet Paşa'yı Erdel üzerine gönderdi. 10 Temmuz 1551'de Sofya'dan hareket eden Sokollu 7 Eylül'de Slakammen ayrılarak Beçe önlerine geldi ve yaklaşık 16 kaleyi ele geçirdi. Temmuz 1552'de Libya'yı de ele geçirdikten sonra Temeşvar'ı kuşatsa da hava şartlarının müsait olmaması üzerine Belgrad'a geri döndü. Sokollu Mehmet Paşa'nın çekilmesi üzerine Avustralya kuvvetleri Erdel'e girerek Libya'yı geri aldı ve Segedin kuşatsa da bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Libya'yı geri almak amacıyla 26 Temmuz 1552'de hareket eden Kara Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri 35 gün kadar süren kuşatma sonrasında Temeşvar'ı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra da Libya'nın geri alınırken Vesebber ile Solonuk ele geçirildi. Eğri'ye yapılan kuşatma ise kış mevsiminin gelmesi sebebiyle kaldırıldı. Öte yandan 1548'de ikinci kez Hiç seferine gönderilen donanmanın başında Piri Reis vardı. Piri Reis Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olduğu halde Portekiz egemenliğine giren Aden'i 26 Şubat 1548 tarihinde geri aldı. Ağustos 1552'de ise Portekiz İmparatorluğu'nun kontrolündeki Maskat'ı ele geçirdi. Sonrasında ise Arap Yarımadası sahil kısımlarını ele geçirerek Basra Körfezi'ne geri geldi ve Katar ile Bahreyn Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına kattı. Ancak ilerleyişine devam etmeyen Piri Reis donanmayı Barsa'da bırakarak Süveyş'e döndü. Bu yüzden bir süre hapsedildi. 1554'te ise Süleyman tarafından idam edildi. Hint Okyanusu üzerine yapılacak olan 3. sefer için Koca Murat Reis görevlendirildi. Açık denizde Dom Digoy ve Norohan komutasındaki Portekiz donanmasıyla yapılan çarpışmalardan Koca Murat Reis zafere ayrılsa da rüzgarın aksi istikamette olması sebebiyle Basra'ya dönmek zorunda kaldı. Başarıyla sonuçlanmayan bu seferin ardından Seyid Ali Reis'in önderliğinde 4. ve son sefer 1553 yılında yapıldı. Portekiz gemileriyle yapılan çatışmalar ve yakalanılan fırtınalar sebebiyle zayıflayan ve sayısı azalan Osmanlı gemileri surete ulaşarak kalan teçhizat ve topları Ucairet Sultanı'nın valisi Recep Han'a bırakıldı. Osmanlı İmparatorluğu ile Safavi Devleti arasındaki ilişkilerin iyi olmaması sebebiyle bir süre burada kalan Seydi Ali Reis 1555'te imzalanan Amasya Anlaşması'nın ardından hareket ettiği İstanbul'a 1557 yılında vardı. 1553-1561 Şah Tatmas'ın Erciş, Adilcevaz, Bargiri ve Ahlat'ı oğlu İsmail Mirza'nın ise Erzurum'u alması üzerine damat Rüstem Paşa komutasındaki kuvvetler İran üzerine yollandı. Ancak sonları da bu kuvvetleri geri çağırdı ve 28 Ağustos 1553'te Süleyman komutasındaki ordu sefere çıktı. Süleyman tahta geçmek istediği yönünde söylentiler olan oğlu Mustafa'yı 6 Ekim'de Konya Ereğlisi'nde boğdurdu. Aynı gün Rüstem Paşa sadrazamlıktan azledildi ve yerine Kara Ahmet Paşa getirildi. Öte yandan kışı Halep'te geçiren ilkbaharda ise Nahçıvan'a kadar ilerleyen Osmanlı ordusu Şah Tahmas'ın çekilmesi üzerine Nahçıvan, Revan ve Karadağ tarafından ele geçirildi. Amasya'ya döndü ve kışı burada geçirdi. 29 Mayıs 1555'te iki devlet arasında imzalanan Amasya Anlaşması ile sınır belirlenirken Bağdat'a dahil Irak'ın büyük kısmı, Gürcistan'ın batısı, İmereti ve Megerya, Huri, Fırat ile Dicle nehirlerinin arasındaki bölge, Azerbaycan'ın batısı ve Tebriz, Osmanlı İmparatorluğu'nda Azerbaycan, Irak'ın ve Gürcistan'ın doğusu Mesheti, Kaheti, Karliti ise Safavilere kaldı. 31 Temmuz 1555'te İstanbul'a dönen Süleyman 29 Eylül'de Sadrazam Kara Ahmet Paşa'yı idam ettirdi ve yerine tekrar damat Rüstem Paşa'yı getirdi. Habsburglarla Fransa arasında 1551 yılından beri süre gelen savaş esnasında Fransa Kralı 2. Henry 30 Aralık 1557 tarihinde Süleyman'a mektup yazarak kendisinden yardım istedi. Fransa'ya yardım amacıyla Nisan 1558'de İstanbul'dan ayrılan Turgut Reis ve Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 13 Haziran 1558'de İtalya'ya vardı. Temmuz ayında İspanyol İmparatorluğu'nun elindeki Blair adalarına başarıyla sonuçlanan saldırılar düzenlemeye başladı. Bunun üzerine İspanya Kralı 2. Felipe, Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Trablus'u geri almak amacıyla Papa 4. Paulus'tan yardım istedi. İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Papalık Devletleri, Ceneviz Cumhuriyeti, Savoya Dükalığı ve Malta Şövalyelerinden oluşan donanma 10 Şubat 1560'da Trablus'a doğru yola çıktı. 7 Mart'ta Cevbe adasında ele geçirilen donanma burada bir kale inşasına başladı. Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ise 11 Mayıs'ta Cerbe'ye ulaştı. Yapılan deniz muhaberesinden Osmanlı donanması zaferle ayrıldı. Oğullarından Şehzade Beyazıt ile Şehzade Selim arasında yaşanan taht kavgasında Selim'in tarafında oldu. İran'a sığınan Beyazıt ve oğullarını Şah Tatmas ile yaptığı mektuplaşma sonunda 25 Eylül 1561'de Kazvin'de boğdurttu. 1562-1566 10 Temmuz 1561'de Sadrazam Rüstem Paşa öldü. Yerine Semiz Ali Paşa atandı. 1562 yılında İstanbul'a gelen elçi Ogier Gastenk ve Buzbeş aracılığıyla Habsburglarla Osmanlı İmparatorluğu arasında 8 yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Ferdinand, Erdel'in Osmanlı'na kaldığını ve 1547'deki anlaşmada olduğu gibi yıllık 30.000 altı vergi vermeyi kabul etti. Turgut Reis ve Piyale Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanması 18 Mayıs 1565 tarihinde Malta Şövalyelerinin elindeki Malta adasını bir kez daha kuşattı. Malta Şövalyelerinin yanındaki İspanyol İmparatorluğu, Sicilya Krallığı ve Maltalı siviller de adanın savunmasına destek oldu. 11 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanan kuşatma sonrasında Turgut Reis de çarpışmalar esnasında aldığı darbe ile öldü. Ancak 1565 yılında 1. Süleyman'ın vefatına az kala Piyale Paşa komutasındaki gemiler Sakız Adası'nı Osmanlı topraklarına katmışlardır. Osmanlı hükümeti 1562'deki anlaşmada yer alan koşullara göre yıllık vergisini ödemeyen Ferdinand'ın 1564 yılındaki ölümünün ardından Kutsal Roma İmparatorluğu olan II. Maksimalı'ndan hem eski borçların ödenmesini hem de kalan 6 yıl için vergilerin ödenmesinin teminatını istedi. Maximilian İstanbul'a gönderdiği elçiyle bu koşulları yerine getirdi. Ancak karşılıklı sınır ihlalleri sonrasında Semiz Ali Paşa'nın 28 Haziran 1560'daki ölümünün ardından sadrazamlığa gelen Sokollu Mehmet Paşa'nın tutumu üzerine Süleyman 1 Mayıs 1566'da yaklaşık 13 yıl aradan sonra 72 yaşında 13. seferine çıktı. 27 Haziran'da Belgrad'a varan ve burada Sigismund Zapalya'nın kuvvetlerine katıldığı Osmanlı ordusu 2 Ağustos'ta Zigetvar'a vardı. Süleyman ise kuşatma yerine 5 Ağustos'ta varmış ve kuşatmanın görebileceği bir tepeden yer alan çadırlarına yerleşmişti. 7 Eylül 1566 gecesi Zigetvar'ın alınmasından bir gün önce kaynaklara göre Arnavut, Nizanteri, Perç veya Anjin sebebiyle öldü. Öte yandan Zigetvar'ın yanında Göle, Yanva, Lugus ile diğer bazı kaleler ele geçirilmişti. Süleyman'ın ölümü 48 gün boyunca 21 Ekim günü ordunun Zigetvar'dan ayrılışına kadar saklandı. Cenazesi 28 Kasım'da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi kıldırdığı namaz ardından Süleymaniye Camii'nde toprağa verildi. Süleyman'ın vefatının ardından yerine oğlu II. Selim geçti. Hukuki ve siyasi reformları. Kanuni Sultan Süleyman batıda muhteşem olarak bilinirken Osmanlı tebaasında Kanuni olarak bilinirdi. Kendisinden önceki 9 Osmanlı padişahı tarafından verilen tüm kararları topladı. Yenilemeleri ortadan kaldırdıktan ve çeşitli ifadeler arasında seçim yaptıktan sonra İslam'ın temel yasalarını ihlal etmeyecek şekilde tek bir kanunname yayınladı. Süleyman bu çerçevede mevzuata reform yapmaya çalıştı ve bu reformlar Şeyhülislam'ı Ebu Üs Efendi tarafından desteklendi. Kanun yasaları nihai halini aldığında Kanuni Osmani olarak bilindi. Süleyman'ın kanunnamesi 300 yıldan fazla devam etti. Kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri, mimari gelişmeler. 1. Süleyman'ın padişahlığı döneminde 1. Francois tarafından İstanbul'a yollanan Fransız elçi Pierre Glais yazdıklarına göre şehirde Bizans İmparatorluğu döneminden fazla yapı kalmamıştı. Döneminde birden fazla sultan külliye yaptıran Süleyman döneminde ilk olarak babası 1. Selim döneminde yapımına başlanan 1. Selim Külliyesi yapımı tamamlanırken oğlu Mehmet için Şehzadebaşı Külliyesi ve kendisi için Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen Süleymaniye Külliyesi yapıldı. Yine padişahının yakınlarının külliyeleri Rüstem Paşa Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Kılıç Ali Paşa Külliyesi, Haseki Külliyesi, Mihrimah Sultan Külliyeleri, Üsküdar ve Edirne Kapı'da olmak üzere 2 tane Hadım İbrahim Paşa Külliyesi, Kara Ahmet Paşa Külliyesi de bu dönemde inşa edildi. Öte yandan nüfus artışına bağlı olarak İstanbul'a çekilen su sıkıntısının önüne geçmek amacıyla su tesisleri yenilendi ve 40 çeşme su sistemi kuruldu. Bu imar faaliyetlerinin başını çeken kurum, saraya bağlı olarak çalışan ve devlet sınırlarındaki her türlü resmi inşaat işlerini yürüten Hassa Mimarlar Ocağı ile başındaki Hassa Mimarbaşı idi. Süleyman tahta çıktığı dönemde Hassa Mimarbaşı 1. Selim döneminde göreve gelen Acem Ali idi. 1538 veya 39 yılında ölen Acem Ali ardından yerine gelen ve Süleyman döneminde yapılan mimari eserlerin çoğunda imzası bulunan Mimar Sinan, Osmanlı döneminin en büyük mimarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Sanatsal gelişmeler. 1. Süleyman'ın saltanatı döneminde yetişen başlıca şairler arasında Fuzuli Baki, Pir Sultan, Abdal ve Bağdatlı Ruhi gösterilmektedir. Matrakçı Nasuh ise döneminde önemli ressam, tarihçi ve minyatür sanatçılarındandı. Yine bu çağda yaşayan ve Süleymaname'yi yazan Şahnameci Arifi, Nakçak Nigari ve hatta Ahmet Karahisar'ı da döneminde önde gelen sanatçıların arasında yer almaktadır. Sultan Süleyman döneminde ayrıca Sadrazam Pargalı Makbul İbrahim Paşa, Mohaç Meydan Savaşı sonrasında Budin'den İstanbul'a 3 güzeller olarak anılan mitolojik heykeller getirmiş ve At Meydanı'nda bulunan sarayına diktirmiştir. Bu heykeller her ne kadar ilgi uyandırsa da bazı çevreler tarafından put olarak görülüp hoş karşılanmadığı için kalıcı olmamıştır. Bu heykellerin yanı sıra Budin'den bazı doğu ve batı düşüncülerin eserleri İstanbul'a getirilmiş ve kütüphane oluşturulmuştur. Bu eserler Macar kralı Matias Corvinus'un kurduğu geniş kütüphaneden savaş ganimeti olarak elde edilmiştir. Süleyman bu yönüyle Osmanlı kütüphane kültüründe etkili ve önemli bir padişah olarak yer alır. Eğitim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok sayıda medrese kurulmuştur. Bu dönemde sarayda kurulan kütüphanelerden çok medrese ve külliyeler kurulan kütüphanelerin ön planda olduğu görülmektedir. Bu da devletin halkın eğitimini daha da ön planda tutmaya başladığının göstergesi olarak görülebilir. 1. Süleyman döneminde kurulan ve Osmanlı Devleti'nin 2. büyük eğitim kurulumu olan Süleymaniye medreseleri açmış olduğu farklı bilim dalları nedeniyle özellikle tıp, matematik ve diğer akli bilimler yeniden bir sınıflanmaya gidilmiştir. Sultan Süleyman döneminde yapılan düzenlemeye Osmanlı medreselerinde eğitim dahil medreselerinden sonra 2 aşama ayrılmıştır. 1. Sahni Seman medreselerinde hukuk, ilahiyat ve edebiyat dallarında yapılan eğitim. 2. ise Süleymaniye medreselerinde matematik ve tıp alanlarında yapılan eğitimdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşleri. Birinci eşi Mahidevran Sultan, bazı kaynaklarda ismi Gülbahar olarak geçmektedir. 1500 yılı civarında doğan ve cariye kökenli olan Mahidevran Sultan 1515'te Mustafa'yı dünyaya getirdi. Mustafa'nın Süleyman tarafından 6 Ekim 1553'te boğdurulmasının ardından Bursa'da yaşamaya başladı. 3 Şubat 1581'de Bursa'da öldü. İkinci eşi Hürrem Sultan, Sancak Beyliği veya 1520'deki tahta çıkışının ardından haremine girdiği tahmin edilen cariye Hürrem Sultan 1520'de Mehmed'i, 1522'de Mihrimah'ı, 1522 veya 23'te Abdullah'ı, 24'te Selim'i, 25'te Beyazıt'ı, 31'de Cihangir'i dünyaya getirdi. 15 Nisan 1558'de öldü. Üçüncü eşi Külfem Hatun, Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan önceki ve sonraki Haseki olduğu yönünde görüşler olan cariye kökenli eşiydi. 1561 veya 62 yılında vefat eden Külfem Hatun, 1521'de dünyaya gelen ve 12 Ekim 1520'de vefat eden Şehzade Murat'ın annesi olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Dördüncü eşi Fülane Hatun, Süleyman'ın ilk eşi olup gerçek adı bilinmemektedir. 1512'de dünyaya gelen Mahmut'un annesiydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın erkek çocukları. Birinci erkek çocuğu Şehzade Mahmut, 1512 yılında Fülena Hatun'dan doğan Süleyman'ın ilk oğluydu. 29 Ekim 1520'de geçirdiği hastalık sebebiyle öldü. İkinci Şehzade Mustafa, 1515 yılında Mahidevran Sultan dünyaya geldi. Çeşitli sancaklardan Sancak Bey olarak görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentileri ardından sahte bir mektup düzenlenme sonucu 6 Ekim 1553 günü Konya Ereğlisi'nde babası Süleyman tarafından boğdurtuldu. 3. Şehzade Murat, 1521'de dünyaya gelen ve Ekim 1521'de vefat eden Murat'ın annesi kesin olarak bilinmese de Külfem Hatun'un olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır. 4. Şehzade Mehmet, 1521 yılında Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Mehmet 1543 yılında öldü. 5. Şehzade Abdullah, 1522 veya 23 yılında Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Abdullah doğumundan 2-3 yıl sonra öldü. 6. Şehzade Selim, 1524'te Hürrem Sultan'dan dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra kardeşi Beyazıt ile girdiği taht mücadelesinde babası Süleyman'ın desteğini aldı. Süleyman'ın vefatının ardından 2. Selim, Sarı Selim olarak Osmanlı padişahı oldu. 1574'te ölene kadar padişahlık olarak kaldı. 7. Şehzade Beyazıt, 1525-1561-1525'te Hürrem Sultan'dan dünyaya geldi. Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra kardeşi Selim ile taht mücadelesine girdi. Süleyman'ın Selim tarafını tutmasıyla İran'a kaçtı. 1561'de Osmanlı elçileri tarafından Kazvin'de boğdurularak öldürüldü. 8. Şehzade Cihangir, 1531'de Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Cihangir 1555'te öldü. Kız çocukları. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız çocukları. 1. Mihribah Sultan, 1502 yılında Hürrem Sultan'dan dünyaya geldi. 1578'de öldü. 2. Raziye Sultan, 1524 yılında 1571 yılında öldü. 3. ismi bilinmeyen bir kızı daha vardır. Edebi kimliği. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Süleyman'ın bir de divanı vardır. Nadiren de olsa Muhib 1. Süleyman Medfuni, acizi mahaysalarının kullandığı hacimli divanından tam 2779 adet gazel bulunmaktadır ki divan şairleri arasında oldukça fazla gazel yazmış olan Zati'nin bile ulaştığı gazel sayısı 1825'tir. Kanuni böylece divan edebiyatının gazel rekorunu kırmıştır. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayınız.